bu kadar çıkar gözetmiyor, bu kadar iyi içten bir insanı bir arada gördüğüm için çok çok mutluyum. Bugün de o yüzden sadece dostane tarafından ele almaya çalışacağım. Neden mandalini sorusunun. Neden mandalini? Bir, çoğulcu. Ne demek bu? Kadın erkek çoluk çocuk kuşak bariyeri yok. Yani minicik çocuklarımızı da çaldılar burada. İşte büyüklerimiz, işte kıdemli, işte abilerimiz, ablalarımız da çaldı. Bu son derece önemli. Yani başka bir enstrümanda bu denli bir aradalığı yakalamak çok çok zor. Yani bir çok profesyonel, işte halk kategorisinde birisi kenardan orkestraya, koroya girmiş olsun. Çocuk korosu. İlk günlerinden itibaren, lisans döneminden itibaren çok çirkin bir yakın burası. Kadınlara da bir bahtı olmuş. Bu çok önemli çünkü birçok enstrüman, yani güzel şey yapıyor. Erkeklere hastalanmış olmasına rağmen mandolin Rönesans'tan itibaren belki tücümenliğiyle, kırılganlığıyla, zarafetiyle kadınların da çalabileceği bir enstrüman olarak tanımlanmış. Ben bunu o yüzden çok önemsiyorum. Bir aşk çalgısı, bir oynaşı çalgısı olmuş. Olumsuz bir şey düşünmeyin. Sadece böyle çok sevimli, samimi bir flörtözlükten bahsediyorum. O yüzden ne bileyim, işte serenatlarda, şuralarda, buralarda hep mandolin olmuş. Çocuk demişken yani bir şey unutuyordu az kalsın. Şimdi biz köy enstitüsüne yetişebildik. Ben ana halk eğitim merkezinde başlamış. İşte Kadıköy Halk Eğitim Merkezi'nin en beceriksiz öğrencisiydim. Ama bir şekilde yola devam etmek nasıl oldu. Ben de oradaki mandolin hocam Hüsnü Aylı oluyor bir şükranla almak isterim. Bir de sevgili dostum Sumru nerede? Ha oradaymış. Biz 40 yıllık arkadaşız. Biz bir ara şey dedik, böyle hadi mandolin mevcudu çalalım, işte o getirdi canlandırma mandolini. Ben dedim, dünyanın en iğrenç mandolini var, hiç sesmez çıkmıyor. Yani o sorunu beraber gördük hep, herkesin derdi aynı. Neyse mandolinle durduk, cepte para, gayet havalı. Mandolin yok, arıyorum yok. Neyse bir antikacıda böyle işte ut gibi bir şey diye asmış kenara, hemen yıkmıştım. İşte ilk Nigah Hanım gibi ben de çok uzun ara verdikten sonra işte Sumru ile muhabbet olması sayesinde ilk doğru düzgün ne gördüm benzeyen mandolinle bir şekilde hasıl oldum. Mandolin de işte bisiklet gibi bin yıllara verdikten sonra bile insanın eline gelmesi, ele gelir bir enstrüman olması bence neden mandolin sorusuna verilebilecek cevaplardan biri. Efendime söyleyeyim. Oralı sınır bariyeri yok. Birçok kültürde, birçok coğrafyada var. Zaten göçmen çalgısı. Özellikle işte dostlarımız çaldılar. Herkes babanın müzikleri çaldı. Ennio Morricone, dünyanın bir müzik meselesi. İtalya'dan, işte İrlanda'dan, Romanya'dan vesaire birçok göçmen Amerika Birleşik Devletleri başta birçok yere mandoliniyle taşımış kültürel belleğini. Bu son derece değerli. Bu ele gelmesiyle ilgili biraz işte yabancı dil dersi hatırlayalım. İşte Almanca spiel oynamak, İngilizce play oynamak, Fransızca jouer oynamak. Ya aslında bu oynaşı meselesi çok değerli. Hepimiz kendi kendimize bir şeyler yaptığımızda tarak bu işin içine geldik. Ve ben gördüm ki en deneyimlimizden, en maharetlimizden, en işte bana kadar diyelim, bütün skalada herkes aslında eşiğini aşmaya uğraşmış bu mandolin şenliğinde, hocamızın vakti ettiği haliyle. Bu çok değerli çünkü hepimizin arka cebinde var hava atarak çalabileceğimiz parçalar ama bir tuhaflığa girişmemize de meydan vermesi, el vermesi, olanak vermesi mandolini değerli kılıyor bence. Efendice aklımda kalmışım hapishane çarpısı aynı zamanda. Şöyle kuralım burada, hepimiz aslında bir hapishanede değil mi? Hem öyle hem değil ama işte o bir başına daha yaren olmasını ben çok değerli görüyorum mandolinin. Bir de mızıka var ama çok zor. Sanat müziğinde de mandolinler bulmuş. Malum, Beethoven, Mozart, Vivaldi, işte Bülent dostumuz şahane bir konçertosunu icra etti. Bu bildiğin isimlerin de mandolin parçada var. Ne var ki? Hem klasisizmin sonlarında romantizme geçişte, daha sonra da modernizmde bu devralışında bir sofistikasyon fetişizmi var. Her şey böyle süper olacak, her şey anormal gibi olacak.
entonasyonlar tutacak, bilmem ne olacak, çok zor. Ya bu da bizim mandolin ve benim diğer tuttuğum blok flütün bir şekilde çalına ot tıkamış ya da işte rezonatörünü işte muflonlamış diyelim. Sesi çıkmamış olmuş, çıkmıyor olmuş. Bayağı bir zaman 20. yüzyılın başlarına kadar bizden şükürler olsun büyüklerimiz sayesinde bu zaman girmiş oldu. Ama bir yandan da bu hakir görünmesinin sebebi halkın çalgısı olması. Yani bir toplumsal sınıfsal bir şey. Bu yüzden çok farkındalıklı birkaç besteci, Arno Schoenberg, Anton von Weber, işte Hans Werner Henze gibi profesyonel gibi çok güçlü besteciler, mandolinin bizatihi halkın da temsiliyeti olsun diye orkestralarını kurmuşlar. İşte Divertimento, Beş Orkestra eseri, işte Kalilon ilk aklıma gelen ben biraz bunu söyleyeyim. Ve bununla da aslında topluma da bir mesaj vermeye çabasını gitmişler. Nitekim mandolin böyle aslında sizin unutmuş yapı aklınız, işte çok çocuğun eline onunla tırnak içinde pejoratif konulamasıyla bıraktığımız bir şey değil yani nihayetinde. Seferberlik, Japonya, Romanya, Türkiye ilk aklıma gelenler, Balkanlar daha olumlu gördükleri bir kültüre eklemlenme adına mandolini işlevselleştirmişler. Çünkü bir standartı var, işte perde sistemi ele geliyor bir şekilde. Sol re la mi isteyen kemana geçer, isteyen daha büyük gitara geçer. İşte kontrbas tuba'ya geçti. Arada bir hat koptu ama neyse. Böyle şey, hülasa parmaklarımızı acıttığı anda itibaren başka enstrümanlara geçme olanağı veren ve fakat çok iyi bir master sunan bir enstrüman olmuş mandolin. Dediğim gibi en azından çat diye kemana yapıştırabiliyorsunuz. Kolektiflik. Anadolu müziği çok şahane. Ama dikkat ederseniz bireysel haliyle çok şahane. Ozan almışsınız evde, ne kadar bir olağanüstü, aklım gider. Diyelim diyorum ki biz bunu bir kolektiviteye tahmin etmemiz gerektiğinde, 15 tanesi bir araya geldiğinde çok yakın zamana kadar son derece eleştiriye açık standartizasyon diktatları olmaksızın mümkün değil. Mandolin işte 3 kişi, 5 kişi, 15 kişi, 105 kişi bir araya getirme olanağı sunmuş. O yüzden ülkemizde zamanla tercih edilmiş, biz de tercih ediyoruz. Ama bir dönem tam da bu yüzden belki, çünkü dediniz, ben bunu anlatmayacaktım, özür diliyorum. Pahalı değil, işte en pahalısı 5.000 dolar falan filan, 2.000 dolar, 2.000 dolar. Ne zannettiniz? Ya yani bizim o 150-500 lira mandolinin hali ortada. Yok hocam. Yani evet ama öyle. Şimdi ama şöyle bunu 5.000 dolar kemanyayı alamıyorsun doğrusu. Dolayısıyla bu yatırımı yapmakta fayda var. Tamam yatırımı yapalım. Ha nereden alacağız? O sona kalsın sürpriz. Ha Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, İtalya, Fransa gibi lider ülkelerde, müzik şampiyonu ülkelerde mandolin aslında hakir görünmüyor. Onların da bambaşka kültürleri var. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde, Balkan ülkelerinde folklorik olarak da karşılıklı. Benden duyma ihtiyacımız yok hatırlatıyorum. Yani check atıyoruz. Almanya'da bayağı bir zamandır bir uygulama var. Her çocuğa bir enstrüman diye. Bununla beraber her yılın enstrümanı seçiliyor. 2023 yılında yılın enstrümanı mandolin olmuş. Yani keman, flüt, oba falan demiyorum mandolin. Bu sene de tuba. Ben de ne söyleyeyim. Ha, İskender Kutlani, Metin Zeynir Aydın, Avidin Cümbülüm, Şefes'in işte tanıdığı, şükretti ama artık ulaşamadı. Antika mandolin, 150 bin lira falan yazıyorlar internette, böyle çöpten çıkarılmış bir dedi, mandolin değil falan. Ya onlar çalışmıyor gördüğünüz gibi. Artık endüstriyel olarak Türkiye'de mandolin yok. Yurt dışından da getirmek kolay değil. İşte böyle Ali Baba'dan falan alıp 100 dolara getirdiğinizde o elinizde kalıyor zaten. O yüzden mesela Serpil Hoca işte 4 tane mandolin var, bir tane yetmiyor dedi. Bende de öyle 10 tane var, bir tane bir konserden mandolin yok. Hülya Sağol Hoca dün şey diyordu işte, akor tutanları seçmeye gayret etti çocuklar için. Yani Allah razı olsun ama o kadar işte biz de biliyoruz. Biz daha pahalıları da korktuk diyor. Ben de bu işe bir el attım, söylemesi ayıptır. Anadolu Üniversitesi bünyesinde çalgı yapım ve onların bölümünde hem çok değerli bir doktor öğrencim var, orada da bütün tez yapımın sırtında Özgür Tuğ
program ve geçen evvelki seneydi. Barok çalgılar servisi yaptık. Ve herkes görevli gambalar, bilmem neler, teor ve barok gitar falan filan. Şu barok mandolini yaptım. Doğru geldi mi bugün? Ha, şu arkadaşlar. Güzel, teşekkür ediyorum kendisine. O, bu mandolini yapabilirim. Evet, bak şimdi görelim ya. Neyse, bu senenin 20 Mayıs'ta yeni bir Anadolu Üniversitesi Çalgı Yılbaşı bölümünde yeni bir sergi olacak. Başka bir mandolin. 4 tane uç mandolin bir mandola geliyor. Efendim söyleyeyim. O akortları tutamayacak sanırım. Bütün mesele o. Akort tutmuyorsa ilgilenmiyorum. Zaten ben akort tutanların hepsini önceden alıyorum dedim. Şöyle buradan kapışırız. Bütün mesele ona odaklılar. Ama gerçekten işler çok değişti. Bir de yani bilimselki görmek istemem. İşte el yordamıyla yapmak başka. Orada bilimsel düsturla, planla, projeyle, hocalar gözetiminde yapmak var. O yüzden bir de çok detaylar var. Biz mesela yani hiçbir vegan hattından hiçbir hayvansal ürün kullanmıyoruz. Bu derler sende. Bağırsak mesela benim için. Getirdiler çocuklar, sağ olsunlar. 20 Mayıs dedik Eskişehir'de, 24 Mayıs'ta da dostluk düşmanıyla bu ideolojik mandolin konuşmamız var. Gelecek olursanız başımızla beraber eksik olmayın. Tekrar hepinize sevgili Serpil Hocam'a ve bu şahane mekanı bize bölümü yüceliğiyle tahsis etmiş olan Musa Üstadımıza en sevimli, en neşeli, en olumlu maestro'ya da çok teşekkür ederim. Thank you.